Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tuna Yayınları 3. Sınıf Matematik Ders Kitabının 220, 221, 222, 223 ve 224. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 220'den başlayalım. Birinci sorunun cevabı Zeynep panonun uzunluğunu ölçerken kağıt şeridin yarısını 4 kez ve 4'te birini 8 kez kullandı. İkinci sorunun cevabı kumaş uzun olduğu için metre ile ölçmesi daha uygundur. Üçüncü sorunun cevabı uç kutusu küçük olduğu için cetvel kullanması gerekir. Dördüncü soruda ortadaki su bardağını işaretliyoruz. Üçüncü sıradaki. Beşinci soruda fincan 5, çay bardağı 8. Altıncı sorunun cevabı çay bardağı. Sayfa 221. Öğrenciler hangi standart olmayan ölçme araçlarını tanımlamış ve bu ölçme araçlarıyla ölçüm yapmış olabilirler? Cevap kulaç, adım, karış, ayak, parmak gibi ölçme araçlarıyla ölçüm yapmış olabilir. Sayfa 222. Mezura yardımıyla 1 metre, 50 santimetre, 10 santimetre ve 5 santimetrelik standart olmayan ölçme araçları tanımlayınız. Bu araçlarla evinizde ölçüm yapabileceğiniz nesneleri ölçünüz, ölçüm sonuçlarınızı defterinize yazınız. Defter, kalem, silgi, masa gibi cisimleri ölçebilirsiniz. 1 metre 1 kulaç, 50 santimetre 1 adım, 10 santimetre 1 karış, 5 santimetre 1 parmak. Sayfa 223. Ağacın boyu yaklaşık olarak kaç santimetredir? 1 metre eşittir 100 santimetre, 3 metre eşittir 300 santimetreye denk gelir. Etkinlik. Metre modelinin üzerindeki çizgileri sıfırdan sonra ilk çizgiden başlayarak birer birer ritmik sayınız. Kaç sayı saydınız? 100 sayı saydım. Metre modeli üzerinde yazılı 0 ile 10 sayıları arasında uzunluk kaç santimetre gösterir? 12 santimetre gösterir. Bir metrenin içinde kaç santimetre vardır? Açıklayınız. 100 santimetre vardır. Sayfa 224. Birinci sorunun cevabı A 100 santimetre, B 300, C 800, C 4, D 5, E 6. İkinci soruda A metre santimetre, B metre santimetre, C santimetre, Ç santimetre. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.